Herkese merhabalar. Sayma ve olasılık konumuzla beraberiz. 9'dan 10'a yaz hazırlığı kampımızın ilk videosu. Gerçekten de seninle beraber 10. sınıfa geçiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Ama 9'dan 10'a terfi ediyoruz. Peki ne yapacağız? Bu programımızda 3 farklı bölümümüz var. Matematik haftamız, FKB haftalarımız ve aynı şekilde ETC haftalarımız var. Bunlar nelerdir? FKB, fizik, kimya, biyoloji haftalarımız var. Aynı şekilde ETC, edebiyat, tarih, coğrafya haftalarımız var. Ve bu haftalarla beraber bütün bu 10. sınıfta göreceğimiz konu başlıklarına giriş yapacağız seninle evladım benim. Peki matematik haftamıza ilk başta sayma ve olasılık konumuza başlıyoruz. Ödevimiz de var burada. Ödevimizde verdiğimiz kaynaklarımız var. Bunları göstereceğim şimdi sana. Bir kere 10. sınıfta matematikte ilk dersimizde sayma yöntemleri, ardından faktöriyel, ardından permütasyon, ardından kombinasyon, binom açılımı ve olasılık konularımıza beraber olacağız. Yani bu 6 başlıkla beraber olacağız ve 10. sınıfı matematiğinin aslında çok büyük bir kısmını oluşturuyor bu 6 başlık. Üniversite sınavında da karşımızda onlarca ÖSYM soru soruyor mu hocam? Kesinlikle ve kesinlikle TYT'de de YKS'de karşımıza gelen başlıklar bunlar. O yüzden çok değerli, çok önemli. Peki bunu yaparken ne yapacağız? Bunu yaparken ilk başta biz bu konuların temellerini, aslında şimdi öğreneceğimiz konuların temellerini ortaokulda 8. sınıfta olası durumlar, eş olasılıklı olaylar ve olasılık başlıklarıyla atmıştık. Ardından 9. sınıfta çözünme ve faktöriyel bizim permütasyon ve kombinasyon öğrenmemiz için çok değerli. Küme ve alt küme kavramını bilmeden bunları yapamıyoruz. Birleşim ve kesişim kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Ardından da 9'dan TYT'ye dediğimiz, yani 9. sınıftaki konu başlıklarının TYT ile bağlantı olan kısımları ve sayma ve olasılıkla bağlantı olan kısımlarını beraber göreceğiz. Peki bunları nasıl çalışacağız? Biliyorsun Tonguç Eren, benim kampımız boyunca 9'dan 10'a hazırlık setimizi kullanacağız. Bunun içerisinde 3 tane kitabımız var. Bu 3 tane kitabımızdan sana ödevlerini şimdi vermek istiyorum zaten. 9'dan 10'a FKB kitabımız, ETC kitabımız ve aynı şekilde matematik kitabımız. Hemen sana ödevlerimi vereyim. Bugün dersimizden sonra, dersimizle beraber veya öncesinde fark etmez. Ne zaman yaparsan mutlaka yapmalısın, ama bir kere sayfa 12'den başlayan, test 1 ile başlayan 9'dan 10'a mat kitabımızla başlayan ve ardından da ortaokulu bir tekrar ediyoruz hocam. Evet, ortaokulu bir tekrar ediyoruz gerçekten de. Sayfa 26'ya kadar giden, yani test 8'e kadar giden bir serimiz var. Bu seriyi tamamlarsan, TYT kısmına kadar yaparsan süper bir şekilde bu konuyu tekrar etmiş olacaksın. Yapabildiğinin maksimumunu yapmaya çalış. Yapamazsam? Yapamadığın soruların hepsinin çözümü burada zaten kare kodlu bir şekilde var. Videolarını izleyebilirsin, çözümlerine bakabilirsin. Merak etme diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde kampımız hayırlı uğurlu olsun ve kampımıza giriş yapalım. Hadi bakalım İlhan. Bir kere sayma yöntemleri dediğimiz şey ne? Şimdi saymak için aslında biz kısa yoldan sayma dediğimiz şeyi ne yapıyoruz? Çarpmayla yapıyoruz. Bazen de toplamayla yapabiliyoruz. Şimdi toplamayla sayma dediğimiz şeyi aslında veya bağlacıyla birbiriyle anlatıyoruz. Ve veya dediğimiz şey aslında iki kümenin birleşim kümesini anlatıyor. Şimdi bunlar genel tanımlar. Mesela örnek olarak Sema'nın 4 tişörtü var. 3 tane bluzu var. Tamam mı Tomucuğum? 4 tişört ve 3 tane bluzdan. Bluz diyorum ya, Allah Allah. Sema 1 tişörtü veya 1 bluzu kaç farklı şekilde giyebilir demiş. Şimdi Tomuç hemen şöyle düşünelim. 1 tane tişört giyecek veya demiş 1 tane bluz giyecek. Dolayısıyla 1 tane tişört giyme seçenekleri kaç tane Allah'ını seversen? 4. Süpersin. Peki 1 tane bluz giyme seçenekleri kaç tane Tonguç Evren benim? 3. Peki adam demiş veya demiş ya. Veya dediğimiz şey 4 artı 3 demek aslında. Veya dediğimiz şeyin manası matematikte artı demek. Yani toplama demek. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir tişört veya bir tane bluzu 4 artı 3 toplam 7 farklı şekilde giyebilir diyebiliriz. Yani işte mavi, kırmızı, mor, eflatunu giyer tişörtlerden veya şeylerden de, bluzlardan da siyah, beyaz, mavi, moru giyer mesela. İşte burada toplamda giyebileceği 7 farklı seçenek olduğunu zaten sayarak da görebiliyoruz. Buna toplama ile sayma diyoruz. Bir de çarpma ile sayma var ki, çarpma ile sayma da dediğimiz şeyin aslında V bağlacıyla anlatıldığını söyleyebiliriz. Tabi bunu bazen sorularda V'yi yazmayabilirler. V'yi yazmadığı zaman da biz kendimiz anlamaya çalışıyoruz. Mesela Sema'nın 4 eteği, 2 bluzu ve 3 ayakkabısı vardır. Sema 1 etek, 1 bluz ve 1 ayakkabıyı kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Şimdi Sema'nın yine bir giyme problemi var. Bu giyme problemine dikkat et bak. 4 eteği, 2 bluzu ve 3 ayakkabısı var ya. Adam, Sema'nın seçeceği şey şu. 1 etek ve 1 bluz
ve bir ayakkabı. Bak burada V'yi yazmam ki kendin dolduruyorsun aslında. Bir eteğe girme seçeneği. Kaç tane? Bak 4 tane eteği vardı ya. 4 farklı seçeneği var. İşte kısayı giyer, uzunu giyer, ortayı giyer, işte bilek, ayak bileğine kadar geline giyer falan filan. 4 tane farklı seçeneği var. Bu bir etek giyme seçeneği. V dediği için bak burada V demiyor ama burada virgül aslında V manası veriyor. Bir etek ve bir bluz giyecek ve bir ayakkabı giyecek. Çünkü semanın ne olması gerekiyor? Bunların hepsini giyip dışarı çıkabilmesi gerekiyor. O zaman V dediği için 4 V. Bir tane bluz giyme seçeneği kaç tane? 2 tane. Çünkü 2 tane farklı bluz giyebilir. İşte mor ve siyah giyebilir mesela. Ve 3 ayakkabıyı giyebilir. 3 ayakkabı. İşte bu aslında matematikte bu V 4 çarpı 2 çarpı 3 demek. Dolayısıyla toplamda da 24 farklı seçeneği var diyebiliriz. Hatta bunu şöyle bir örnekle göstermek istiyorum. Senin için hatta renklerini de göstereyim. Mesela bir tane mor et turuncu etek var diyelim. Bir tane mavi etek var Tonguç evladım benim. Aynı zamanda bir tane hemen çünkü bu konuyu anlayabilmek için gerçekten tişörtleri göstereyim. Mesela şöyle bir tişört var. Tekstilden anlıyorsunuz hocam. Harika. Şöyle bir tişört var. Yeşil bir tişört var diyelim. Aynı zamanda kırmızı bir tişört var diyelim. Yani bu konuyu anlamak için aslında şu çizdiğim şey çok 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 önemli. Siyah tişört daha kaliteli. Bir tane de siyah tişört var diyelim. Şimdi evet şöyle bir tişört var diyelim. Şimdi Sema'nın yapabileceği şeyleri söyleyelim. Şimdi şey deseydi arkadaşım deseydi ki tişört veya etek giyecek deseydi. Ne yapardık o zaman? Tişört veya etek giyecek. O zaman iki tane tişört veya üç tane etek derdik. Veya dediği için 2+3=5 derdik. Ama tişört ve etek giyeceği için bak şu ikisini giyebilir. Şu ikisini giyebilir. Şu ikisini giyebilir. Üç seçenek var değil mi? 1, 2, 3 seçenek var. Veya Tonguç evladım benim bak bu ikisini, bu ikisini, bu ikisini giyebilir. Toplamda 6 tane seçeneği var. Bu 6 tane seçeneği nasıl ulaşıyoruz biliyor musun? 2 tane buradan çarpı 3 tane buradan toplam 6 seçeneği oluşturur. İşte aslında buradaki yaptığımız mantık küçük sayılarla açıklanırsa bu kadar basit bir mantık diyoruz. Buna çarpmayla sayma diyoruz. Unutma V dediğimiz şey gördüğümüz zaman çarpma aklımıza gelecek acayip önemli. Peki bir tane örnek yapalım. Mesela A kentinden B kentine 3 farklı yoldan. Hemen A kenti yazdık. B kenti yazdık. B kentten C kentine 4 farklı yoldan. Bir de C kenti yazdık. Hemen şunları çizelim. A'dan B'ye 3 farklı yol. 1... 2, 3 farklı yol var. B kentten C kentten 4 farklı yol. 1, 2, 3, 4 farklı yol var değil mi? Şimdi A kentinde, B kentine uğramak şartıyla A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yolla gidebilir? Tonguç burada kaç seçeneğimiz var? 3. Bravo diyorum sana. Burada kaç seçeneğimiz var? 4. Bravo diyorum sana. Buradan buraya gideceğiz. Yani A'dan B'ye gideceğiz. Ve Tonguç B'den C'ye gitmeyecek miyiz Allah'ını seversen? Evet. O zaman diyorum ki A'dan B'ye gitme seçeneklerimiz 3 tane. V dediği için çarpı yapıyorum. B'den C'ye gitme seçeneklerimiz 4 tane. 3 kere 4 12 yol bulunabilir diyorum. Hatta yapalım seninle. Bununla bu gelebilir. Bununla bu gelebilir. Bununla bu gelebilir. Bununla bu gelebilir. Veya bununla bu gelebilir. Bununla bu gelebilir. Bununla bu gelebilir. Bununla bu gelebilir. Yani hepsini çarpıyorum aslında. Mantık aslında bu kadar basit diyorum. Geldik kümesindeki rakamlar koyduk 3 basamaklı. İşte burada herkesin sıkıntıya düştüğü noktalardan bir tanesi rakam sayı oluşturma. Buradaki aslındaki temel mantık şu. Bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. İşte mesela rakamları farklı dediğimiz zaman ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Basamaklarda bir sayının başı mesela şöyle bir sayı gördün mü? 0,25 diye bir sayı. Gördün mü Tonguç evladım? Benim? Evet. Nerede gördün dangoz evladım? Böyle hayır görmedim. Evet. Mesela şöyle bir sayı var değil mi? Böyle bir şey yazabiliriz. Var. Ama 0,25 diye yazalım. Yani başa hiçbir zaman 0 gelmeyeceğini de kuralları da bilmemiz gerekiyor. O zaman hemen soruya bakalım. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazabilmiş? Şimdi basamak kavramı sorularında çok basit. Basamakları çizmemiz gerekiyor. Basamakları çizmek şu demek aslında. Mesela kaç basamaklı sayı var? 3 basamaklı sayı var. Bu birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Bu 3 basamağı da yazıyorsun. Ve sonuçları bulurken de şöyle yapıyorsun. Ya birinci basamağa ben kaç tane sayı yazabilirim? Birinci basamağa yazabileceğim sayılar bak 0 dışında
ki rakamlardır. 1, 2, 3, 4 tane rakam yerleştirebilirim buraya. Bu aslında buraya yerleştirebileceğin rakamların sayısı. Bu 4 ile hiçbir alakası yok. Yani 1, 2, 3, 4 tane seçeneğim var. Aslında buraya yazdığın şey seçenek sayısı. Seçenek sayısını yaz. Peki buraya kaç tane sayı yazabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı da hepsini koyabilirim. Çünkü bunun yanındaki basamakta, yani onlar basamağında bir sayı yazarken yüzler, onlar birler var. 3 basamaklı sayı yazarken. Onlar basamağında bütün sayıları koyabilirim. Değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Peki birler basamağına hangi sayı koyabilirim? Bütün sayıları yine koyabilirim. Çünkü burada herhangi bir kısıt yok. Bütün rakamları yazabilirim. O zaman diyorum ki biz bir 3 basamaklı sayı yazarken, bak burası çok kritik. 3 basamaklı sayı yazarken yüzler basamağını yazmalıyız. Evet. Ve onlar basamağını yazmalıyız. Evet. Ve birler basamağını yazmalıyız. İşte ve dediğimiz için yüzler ve onlar ve birler yazılmalı. Dolayısıyla ve dediğimiz için hepsini çarpıyorum. 4, 2, 5, 22, 25, 100 farklı sayı yazılabilir Tonguç evladım benim. Bravo diyorum sana. Peki rakamları farklı deseydin ne yapardık? O zaman yine 3 basamaklı sayı dediği için ve aralarına çarpma var. Çünkü yüzler, onlar ve birler basamağını yazmak zorundayım ben bu sayıda. Şimdi burada artık yine kusura bakma arkadaşım diyoruz ve 0 dışındaki sayıları yazabiliyorum. Yani 4 farklı seçeneğim var. Peki Tonguç buraya kaç tane yazabilirim biliyor musun? Burada toplamda normalde 5 tane seçeneğim olurdu. Ama bu sayılardan 1, 2, 3, 4'ten bir tanesini aslında burada kullandım. Rakamları farklı dediği için bilmiyorum hangisini kullandım. Mesela 3'ü kullandıysam artık kaç tane seçeneğim kaldı? 1, 2, 3, 4 tane seçeneğim kaldı. Buraya 4 tane yazabilirim. Ama illa 3'ü kullanmak zorundayım. 2'de de kullanmış olabilirim. Ama yine 4 tane seçeneğim koydum. Bak 1, 2, 3, 4 tane seçeneğim koydum. Veya 4'ü kullanmış olabilirdim burada mesela. Bilmiyorum hangi sayıyı kullandım. Yine 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla burada 4 tane seçeneğim var. Tonguç şimdi şöyle düşünelim. Burada toplamda 3 basamak var. 2 tanesini yazdım aslında ben. Bu iki tanesini yazdığım zaman, yani bunu kullandım ve bunu kullandım diyelim, sallıyorum. Geriye kaç tane sayı kaldı? 4, 3. Evet, bravo diyorum sana. O zaman 3 tane seçeneğim kaldı. Yani bunlardan iki tanesini kullandım. Hangi iki tanesi için önemli değil. Bu ikisini kullandım. Dolayısıyla 3 tane seçeneğim kaldı. Tarzında böyle basit hesaplamalar var. Yapacağımız şey aslında burada 48 farklı sayı yazıyor. Yani rakamları farklı olunca sayılar ne kadar azalıyor, dikkat et. Yani ben 125'te 225'i yazamam. 225 yazamam çünkü rakamları farklı değil. Ama 125 yazabilirim. Veya işte 234 yazabilirim. Ama hiçbir şekilde rakamları farklı olduğu zaman işte işler birazcık daha azalıyor. Olasılıklar birazcık daha azalıyor. Yazabileceğim sayılar birazcık daha azalıyor. Geldik faktöriyel kavramı. Herkesin merak ettiği kavrama geldik Tomuç. Gerçekten merak ediyoruz hocam. Nedir şimdi, bu kavram? Şimdi en faktöriyel diye yazılıyor. Yanına böyle bir tane ünlem koyuluyor. Aslında şu demek. Mesela 4 faktöriyel nedir biliyor musun? 4'ten geriye doğru say. 4, 3, 2, 1 ama 0 yazmıyorsun. 4, 3, 2, 1. 0'ı yazarsak hepsi 0 olur. Ve bunların hepsini de çarpıyorsun Tonguç. Mesela 3 faktöriyel. 3, 2, 1. Yan yana çarp bunları. 2 faktöriyel. 2, 1. Yan yana çarp bunları. Zaten bunların hesaplamasını sen biliyorsun. 1 faktöriyel zaten sadece kendisidir diyoruz. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. 0 faktöriyel 1'dir. Bu da matematiksel bir ispat gerektiren özel bir kuraldır. Bunu şu anda bilmene gerek yok. Ama önemli olan 0 faktöriyel 1 olabilir. Bence yanlış olamaz. Saçma mı? N eşittir doğal sayılar olmak üzere demiş. 1'den N'e kadar olan sayıların çarpımı aslında N faktöriyel. Mesela N faktöriyel yaz desem ben nasıl ederim biliyor musun? N faktöriyel eşittir N çarpı N eksi 1. Bak geriye doğru sayıyorum. Çarpı N eksi 2 çarpı n eksi 3 çarpı nokta 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 1'e kadar gider bunların çarpımı, hatta 2 3 2 1 falan filan vardır diyoruz. Ve geldik 8 faktöriyel. 8 faktöriyel nedir Allah'ını seversen? Hemen söyle. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Ya uzatma. Uzatma. Neden biliyor musun? 8, 7, 6, 5, 4 diyor. 8 çarpı 7 faktöriyel yazsan aynı şey değil mi? Çünkü 7 faktöriyel aslında 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. Ben buradaki bu kadar uzun kuyruğu tek bir nokta haline getiriyorum ve 7 faktöriyel yazıyorum. 8 çarpı 7 faktöriyel yazıyorum. Mesela bak 10 faktöriyel demek 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 6 7 çarpı 6 çarpı. Ya uzatma. O zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde de yazabilirsin bunu. Niye uzatıyorsun ki bana diyebilirsin bana. Kızabilirsin bana, hiç sorun değil. Dolayısıyla ben 10 faktöriyel yazarken belli bir yere kadar açabiliyorum. Böyle bir aslında konfor alanım var diyebiliriz. Mesela 10 faktöriyel yazarken ben nasıl açıyorum biliyor musun? Bak 10 çarpı 9, 8, 7, 6, 5 açacağım ama 9 faktöriyel diye açıyorum. Çünkü ben biliyorum ki aslında 9 faktöriyel, aslında 9, 8, 7, 3, 1'e kadar gidiyor. Peki aşağıda niye böyle bir şey, böyle bir manyaklık yaptım sence? Hakikaten hocam ne oldu? Çok basit, çünkü aşağıda 9 faktöriyel var ya.
Ben bu 9 faktörelle bu 9 faktörü götürürüm, cevabın 10 olduğunu çatarak diye bulurum işte. Bu kadar aslında trikleri var bu işin. Mesela 7 faktörü gördüm ya. Ben 7 çarpı 6 faktöriyel diye açalım Tonguç Hanım Bey. Artı 6 faktöriyel vardı ya. Ya Allah'ını seversen bak şuna. Şuna bir elma dersek. Şu da bir elma değil midir Tonguç Hanım Bey? Evet hocam. Peki bunun başında görünmez bir 1 çarpanı yok mudur Tonguç'um? Kaç tane elma var burada? 1. Burada kaç tane elma var Tonguç'um? 7 çarpı 6 faktöriyel. Yani kaç tane elma var Tonguç Evren Bey'im? 7. Süper. O zaman 1 elma, 7 elma daha kaç elma eder? 8. Bayağı zor bir soruydu. Tebrik ediyorum. 8 tane 6 faktöriyel şeklinde yazabiliyorum. Bravo diyorum sana. Böyle işlemleri yapmamı kolaylaştırıyor. İşte şöyle belli bir yere kadar açmalar diyorum. Peki permütasyona bakalım. Şimdi bu aslında faktöriyel kavramı permütasyonu için bir ön hazırlık kavramı. Yani onunla ilgili sorudan ziyade permütasyonla kombinasyonla bunu bağdaştırmak isterler. Tonguç'um permütasyon demek aslında sıralama demek. Hangi sorularda kullanılıyor bakarsak fotoğraf çekilme. Mesela 3 arkadaş Mehmet, Ayşe mesela bir de ne diyelim Veli diyelim. Bunlar şey yapacaklar, fotoğraf çektirecekler. Bu fotoğraf çektirirken kaç farklı sırada çekebilirler? Bak Mehmet, Ayşe, Veli olabilir. Mehmet, Veli, Ayşe olabilir. Veya Ahmet, Ayşe, Ayşe, Veli, Mehmet olabilir. Ayşe, Mehmet, Veli olabilir. Veya Tonguç evladım benim. Veli en başa gelir. Veli en başa gelir. Veli, Mehmet, Ayşe olabilir. Veya Veli, Ayşe, Mehmet olabilir. Dikkat ettiysen kaç farklı seçenek çıktı Tonguç evladım benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane seçenek çıktı. Aslında bunu yaparken ben permütasyonu kullanıyorum. Böyle deli gibi sayacağıma diyorum ki ya bu arkadaşlar 3 kişi ve bunların aslında permütasyonlarını yani sıralamalarını yapmam gerekiyor diyorum. Ve bunu yaparken de n'in r'li permütasyonu denilen bir şey kullanıyorum. Bu n'in r'li permütasyonu dediğim şey aslında şu. N faktöriyel bölü aslında faktöriyelle bağlantılı işte n eksi r faktöriyel dediğimiz bir tane formülü var. Bu formüle göre hesaplanıyor aslında kaç tane sıralama yapılabileceği. Mesela n'in birli permütasyonu demek yani n tane insandan bir kişinin sıralanması n'dir. Bunlar basit kuralı göstereceğim sana. N'in n'li permütasyonu ki burada yaptığımız şeyin aynısı. 3 kişiyi üçlü sıralamaya çalışıyorum. 3'ün üçlü permütasyonu n faktöriyel şeklinde hesaplanıyor. Aslında demek ki bu da 3 faktöriyelmiş. 3 faktöriyel kaç tane hemen hesaplayalım? 3 kere 2 çarpı 1 değil mi? 6. Yani 6 tane seçenek aslında buradan çıkıyor. Permütasyondan çıkıyor. Bunun kolay yolu diyebiliriz. Mesela 10 kişinin ikili ikili fotoğraf çektirdiğini düşün. Hemen yapalım mı? Bak 10 kişi ikili ikili fotoğraf çektirecekler. 10 tane arkadaş var. 10 kişilik bir sınıf var. İkili ikili fotoğraf çektirirse onun ikilik permütasyonu. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 2 faktöriyel. 10 eksi 2 nedir Allah'ını seversen Tonguç? 8. Bravo diyorum 8 faktöriyel. Demin yaptığımız kuralı hatırla. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyele kadar açalım da gerisini açmayalım. Bölü 8 faktöriyel vardı. Çatalan küstenak birbirine götürür. 90 farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler. 10 kişi ikili ikili arkadaşlarıyla oturacak şekilde fotoğraf çektirme olasılığı diyoruz. Bunu raflara kitap yerleştirme sorularına yapabiliriz. İşte birkaç tane alıştırma yapalım seninle. Kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı kaç demiş. Kaç tane elma var Tonguç Evren Bey Kuyu'ya? 5. Süper. O zaman P 5'in üçlü permütasyonları. Yani 5 taneden 3 taneyi sıralayacağız aslında. Bunu yaparken 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel yaparım. 5 faktöriyel 120'dir. 5 eksi 3 faktöriyel de 2 faktöriyel olduğu için 2 çarpı 1'den 2'dir. Yani 60 tane seçeneği var diyoruz. Bak dikkat et sana bir şey göstermek istiyorum. 5'in ikilik permütasyonun için çok daha basit bir yol var. Hemen onu pardon çok özür dilerim. Ben burada bir işlem hatası yaptım galiba. N eksi evet. Evet. Doğru yaptım. 5'in ikili permütasyonu çok basit bir kural var Tonguç'um. Burada 5'in ikili permütasyonunda 5'ten geri 2 tane yazıyorsun. Bak 5 çarpı 4 diyorsun. Yani 5, 4, 3, 2, 1 diye açıyordun ya. 5'ten geri 2 tane yazıyorsun. Burayı hatta yazıyorum. 5'ten geri 2 tane yaz çarp aslında. Kural bu. Bak burada 5 kere 4 yani 20'dir. 6'nın üçlü permütasyonu nedir Tonguç biliyor musun? 6, 5, 4. İşte bu kadar. 6'dan geri 1, 2, 3 tane yazıyorsun çarpıyorsun. 30, 120'dir diyebiliriz. İşte buradaki mantık aslında mesela P 10'un ikili permütasyonu.
10 çarpı 9. 2 tane yazıp çarpıyorsun. Veya burada P5'in 3. 5, 4, 3. Yani aslında 3 defa 1, 2, 3 tane geriye doğru yazıyorsun ve çarpıyorsun. Zaten bu da 60 çıkıyor Tonguç'um. Geldik işlerinde Şehval ve Buket'in bulunduğu 7 arkadaş. Yan yana fotoğraf çekmek istiyoruz. Tamam eyvallah. 7 arkadaşlardan yan yana fotoğraf çekmek istiyorlar. Kaç farklı poz verilebilir? Bir kere toplamda 7 arkadaş var ve yan yana çekecekse hepsi beraber sıralanacak bir kere. 7'nin 7'li permütasyonu ki zaten neydi? 7 faktöriyel tarzında bir mantığı var. Onu nasıl hesaplıyoruz biliyor musun? 7 tane yer var diye hesaplıyorsun. Bu 7 tane yere ilk yere kaç kişi oturabilir Tonguç evladım benim? 7 kişi oturabilir. İkinci yere artık bu arkadaşımız gittiği için 6 tane insan kaldı. Sonra 5, sonra 4, sonra 3, sonra 2, sonra 1 tane insan kaldı. Ve bunların her birisini çarpıyorsun. Çarptığın zaman zaten 7 faktöriyelin olduğunu görebiliyorsun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 faktöriyeldi. Şehval ve Buket yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde poz verebilir demişlerse o zaman diyoruz ki Şehval ve Buket'i bir insan olarak düşünelim. Bir insan yani birbirlerine yapışmışlar bunlar. Bunlar birbirlerine yapıştıkları için artık bunları tek bir insan gibi düşüneceğiz. Ve bunları sıralarken toplamda kaç tane insan var derken bir insan Şehval ve Buket. Bir de ekstradan yanında 5 kişi daha var ya. 5 kişi. Yani toplamda kaç kişi var Tonguç evladım benim sence? 6. Süper. 6 tane insan varmış gibi düşüneceğiz aslında biz burada. Bu 6 tane insanı sıralayacağız. 6 faktöriyel şeklinde sıralarız bunları. Çünkü neydi? P6'nın altılısı aslında 6 faktöriyeldi. Sonrasında diyorum ki Şehval ve Buket. Şehval Buket veya Buket Şehval şeklinde duramaz mı Tonguç Erdem? Evet. Dolayısıyla burada iki seçeneğimiz var. İki seçeneğimizde çarpı 2 diyoruz ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Böyle böyle kurallar göstereceğiz, öğreteceğiz ve daha iyi detaylı bir şekilde anlayacağız. Hiç merak etme. Tekrarlı permütasyon dediğimiz şey ise şu. Özdeş isimler bulunan sorularda, aynı harf ve rakamlar bulunan kelime ve sayı sorularında yer değiştirmede şöyle bir problem çıkıyor. Dikkat eder misin? 4, 4, 2, 7, 7, 7 sayısı var. Ya ben bu 7 ile bu 7'nin yerini değiştirsem yine aynı sayı çıkıyor. Veya bu 4 ile bu 4'ün yerini değiştirsem yine aynı sayı çıkıyor. Veya bu 7 ile yani yine aynı sayı çıkıyor. Veya şu yani sonuçta yer değiştirmede aynı sonuçlar çıkabiliyorsa ki bunlar genellikle tekrar denselerde çıkıyor. Veya tekrar mesela A, A, B, 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 C diye. Şu ikisini yer değiştirsem veya şu ikisi aynı şey çıkıyor. Aynı sıralama çıkıyor. Dolayısıyla burada kaç farklı sayı yazılmış işte kaç farklı sayı dediğine göre o zaman bunların yer değiştirmesinin hiçbir anlam ifade etmediğini bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Peki ben bunu nasıl yapıyorum biliyor musun? Normalde kaç tane insan var Tonguç evladım benim burada? 6. O zaman 6 faktöriyel şeklinde sıralanır bunlar. Tamam bu basit. Ama sonrasında tekrar eden sayılar bak. Tekrar eden sayılar. 2 tane bu 4'lü var. 2 faktöriyeli. 3 tane bu 7'li var. 3 faktöriyeli bölmem gerekiyor bu zımbırtıyı. Yani 6 faktöriyeli, 2 faktöriyel ve 3 faktöriyeli bölmemiz gerekiyor. Bu aslında 4'ler yüzünden karşımıza çıktı bu 2 faktöriyel. Bu da 3 7'ler yüzünden yani tekrar eden şeyler tarafından bölünmesi gerekiyor. Toplam olabilecek olasılığın diyoruz. Bravo diyorum ben. Bir de dairesel permütasyon var ki bu da aslında fen liseleri için özel bir konu. Sadece fen liselerinde gösteriliyor. En kişi yuvarlak masa etrafına, yuvarlak masa kombinasyonu derler, permütasyonu derler buna. Yuvarlak masa etrafına en eksi bir faktöriyel şeklinde oturabiliyor. Mesela anne baba ve çocuk 1, çocuk 2 ve çocuk 3 diyelim. Toplam 3 tane çocuğu var. Toplam kaç kişi bunlar Tonguç Erdem Bey? 5. O zaman bunlar yuvarlak masa etrafına 5 eksi 1 faktöriyel yani 4 faktöriyel şeklinde oturabilirler. Ama düz bir sıraya oturursalardı kaç faktöriyel şeklinde oturabilirlerdi? 5. 5 faktöriyel. O zaman düz sırada 5 faktöriyel ama yuvarlak masada 4 faktöriyel yani bir eksiği bu da önemli bir kural diyoruz. Ve geldik kombinasyona. Kombinasyon nedir biliyor musun? Kombinezon. Hayır kombinasyon dediğimiz şey seçme demek aslında. Grup oluşturma veya alt küme sorularında kombinasyon kullanıyoruz. N elemanlı kümenin R elemanlı kombinasyonunun sayısı C N virgül R ile hesaplanıyor. C aslında İngilizce'deki combination'dan geliyor. Combination dediğimiz kural aslında oradan C çıkıyor. Normalde K yazmamız gerekiyor tabii bizim. Ama kuralımıza göre N'in R'li kombinasyonu aslında şöyle de gösteriliyor. Şöyle bir gösterim yöntemi de var. N, R yazıyorsun. Böyle büyük büyük parantezler koyuyorsun. Yukarıya N yazıyorsun. Aşağıya R yazıyorsun. 5'in ikilisi mesela. 5'in ikili kombinasyonu demek aslında bu. Bunun okunuşu 5'in ikili kombinasyonu. Yani 5 insandan 2 insan seçme olasılığı demek aslında. 5'ten 2 seçme. 5'ten 2 seçme seçenekleri kaç tane diyoruz? Dolayısıyla N'in R'li kombinasyonu şöyle bir formülü var.
n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel diye normalde permütasyonda olan kısmın yanına bir de r faktöriyel denilen bir formül ekleniyor. Bu formüller çok önemli. Mesela 5'in ikili kombinasyonu dediğim şey 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel çarpı bir de bunun kendi faktöriyeli yani 2 faktöriyel şeklinde yazabiliyoruz. Burada tabii basit kurallar da var. Onları göstereceğim sana, hiç merak etme. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Kombinasyonun permütasyonun temel farklı. Kombinasyon sıralama permütasyon sıralama kombinasyon seçmedir. Permütasyondaki olasılık miktarı kombinasyondan daha fazladır. Çünkü seçmede bak bir de iki faktöriyele daha bölündüğü için olasılık miktarı azalıyor diyoruz. Geldik mesela. Burada mesela hemen bir örnek yapayım. 5'in ikili kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü işte dediğim gibi sana 5 eksi 2 faktöriyel çarpı. Burada başka bir şey göstereceğim aslında. Burada şunu hemen hatırlatayım sana. Bazı kısa yollar var. N'in sıfırlı kombinasyonu. N'in N'li kombinasyonuna kendisine eşittir ve 1'dir Tonguç'um. N'in birli kombinasyonu, N'in N eksi birli kombinasyonu. Mesela 6'nın birli kombinasyonuyla 6'nın 5'li kombinasyonu birbirine eşittir. Yani bunlar birbirini tamamlıyorsa 6'ya. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit oluyor. Ve N kadar çıkıyor. Yani 6 kadar çıkıyor. Şunu unutma. Mesela 100'ün birli kombinasyonu. 100'dür, bitti, o kadar. N'in R falan filan öyle bir şeyler, kurallar var. Şöyle mantık şu aslında. Mesela 5'in ikili kombinasyonuyla 5'in üçlü kombinasyonu birbirine eşittir. Onun üçlü kombinasyonu, onun yedili kombinasyonu eşittir. Çünkü bunlar birbirlerini ona, bunlar birbirini 5'e tamamlar. Yani hangi kombinasyonsa onların birbirine tamamladığı şeye birbirine eşit oluyor Tonguç Evren benim. Mesela 6'nın ikilisiyle 6'nın dörtlüsü birbirine eşittir. Bu önemli bir değil. Çok önemli hani bir kural aslında bu. R1 ile R2 N'e eşitse eğer, bu ikisinin toplamı buna eşitse R1 ile şeyin birbirine hani R1 eşittir N eksi R2 diyebiliriz. Veya R1 artı R2 N şeklinde bir kuralımız var. Bu aslında şunun birazcık daha teorik yazılmış hali. Peki geldik. Mesela 5 kız 4 erkekten oluşan bir toplulukta 2 kişilik bir grup seçilecektir. Tonguç, toplam kaç insan var Allah'ını seversen burada Tonguç evladım benim? 9. Bravo diyorum sana. 2 kişi seçmeyecek miyiz normalinden? Evet. O zaman olaya basit bakalım. 9'dan 2 tane seçeceğiz. Nasıl yapılıyordu? 9'un ikili kombinasyonu şeklinde yazılıyor. Yani şöyle de yazabilirsin. C9'un ikilisi yazabilirsin. Ama bu yazımı daha çok seviyor öğretmenlerimiz. Ve genellikle sınavlarda böyle çıkıyor. 9'un ikili kombinasyonu aslında şöyle yapılıyor. 9 faktöriyel bölü 9 eksi 2 faktöriyel çarpı bir de 2 faktöriyel karşımıza geliyor işte. Şimdi buradaki mantık da aslında hani nasıl yaparız dersen burada kısa bir yol daha var. 9'u İki defa aynı permütasyondaki gibi aç. 9 çarpı 8. Ondan sonra aşağıdaki zımbırtının faktöriyeline böl. 9'u iki defa aç. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 2 ya. Ama sadece iki tane açıyorsun. Sonra bir de aşağıdakinin faktöriyeline bölüyorsun. 9, 8, 50, 72. 72 bölü 2'den 36 tane farklı seçeneğimiz var diyorsun. Grupların kaçı bir kız ve bir erkekten oluşur demiş. O zaman ben burada iki kişilik grup oluşturacağım ya Tonguç'um. Bir erkek biri kız olacak. O zaman ne yapalım? 5 kızdan 5'ten bir tane seçelim Tonguç'um. Ve aynı zamanda bak ve 4'ten de bir tane seçelim. Dolayısıyla 5'ten bir tane seçtim ve 4'ten bir tane seçtim. Toplam kaç kişilik grup oluşturdum? 2. Bravo diyorum sana. 5'ten bir tane seçtiğimiz 5. Zaten 5'in birlisi 5'tir. Onu da yapabiliriz. Mesela 5 bir kere açıyorsun. 5, 4, 3 gibi yazmıyorum. 5 yazıyorum. Ondan sonra aşağıdakinin faktörünü biliyorum. Zaten 5 bölü 1 yine 5'tir. Dolayısıyla çarpı 4 yani 20 seçeneğimiz var diyoruz ve bu şekilde de bir tane soru çözmüş olduk. Pascal üçgeni ve binom açılımı. Bu da aslında bu konunun bir başka bir parçası. Bu da önemli bir parçası. Tabii bu konu çok uzun normalde. Bir özet giriş yapıyoruz bu arada. Pascal üçgeni şöyle ilerliyor. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, bu ikisinin toplamı 3. Bu ikisinin toplamı 3 ve buradaki 1 olacak. Yani şuradakilerin her birisi 1 olacak şekilde bu ikisinin toplamı ortasına, arasına yazılıyor. Mesela bu ikisinin toplamı buraya yazılıyor. Bu ikisinin toplamı buraya geliyor. Bu ikisinin toplamı buraya geliyor. Şeklinde ilerliyor. Mesela yine 1 buraya geldi. Bu ikisinin toplamı 4. Bu ikisinin toplamı 6. Aslında oyun gibi. Bu ikisinin toplamı 4.
Bu yine 1 şeklinde geldi. Sonra yine 1 etrafa geldi. Bu ikisinin toplamı 5. Bu ikisinin toplamı 10. Bu ikisinin toplamı 10. Bu ikisinin toplamı 5 şeklinde bir oyun gibi ilerleyen bir sistem aslında. Pascal bunu bulduğu zaman aslında bunun şeyle bağlantılı olduğunu öğrenmiş. Binom açılımı dediğimiz şeyle bağlantılı olduğunu öğrenmiş. Binom açılımında diyor ki bu x artı y'nin sıfırıncı kuvveti. Bu da x artı y'nin birinci kuvvetinin katsayıları. Bu da x artı y'nin ikinci kuvvetinin katsayı. Mesela x artı y'nin karesi nasıl açılıyordu? X kare artı 2xy artı y kare. Katsayılar demek şu demek. Bunun başında 1 vardır. Bunun başında 2 var. Bunun başında 1 var. Bak 1, 2, 1. Aslında binom açılımında şu sırayı gösteriyor bize. X artı y'nin karesi. Mesela x artı y'nin kübü dediğimiz zaman x küp artı 3x kare y artı 3xy kare artı y küp şeklinde bir açılım var. Dikkat etsen bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı 3. Bunun katsayısı 3. Bunun katsayısı 1'dir. Dolayısıyla 1, 3, 3, 1. Bak 1, 3, 3, 1 aslında buradan geliyor. Yani x artı veya eksi fark etmez. Y'nin kübünün açılımı aslında buradaki katsayı veriyor. İşte bunu keşfettikten sonra demiş ki binom açılımı dediğimiz şeyi aslında ortaya çıkarmışlar. X artı y'nin n'inci kuvvet dediğimiz zımbırtı aslında hemen şöyle başlıyoruz. N'in sıfırıncı kombinasyonu çarpı x türen artı n'in birinci kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı y üzeri 1 artı n'in ikinci kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi 2 yani bu ikisini birden çıkartıyorsun çarpı y üzeri buradaki sayı neyse onu yazıyorsun y üzeri 2 şeklinde ilerleyen bir ifadedir demiş. Burada toplamda x artı y'nin n'inci kuvvetin açılımı n artı 1 tane terim vardır. Yani bunun bir fazlası mesela x artı y'nin karesini açarken biz ne yapıyorduk Tonguç Evlen Bey'im? X hemen şöyle yazayım. X kare artı 2xy artı y kare. Yani tamam 1, 2, 3 tane terim var değil mi Tonguç'um? Evet. Dolayısıyla biz burada açarken diyorum ki bak 2'nin sıfırlı kombinasyonu çarpı x'in karesi artı 2'nin birli kombinasyonu çarpı x'in birinci kuvveti 2 eksi 1, 1'dir. Çarpı y'nin birinci kuvveti artı x 2'nin ikili kombinasyonu çarpı x'in sıfırıncı kuvvetini yazmıyorum artık. Y'nin karesi diyorum. Aslında bu açılım aslında şununla aynı. İşte binom açılımından çıkıyor aslında her şey. Ve x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan r artı birinci terim aslında şöyle bulunuyor. Bak bu formülü vereyim sana. N'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r şeklinde bir formülü var. Bak r artı birinci terim aslında şu şekilde hesaplanıyor. Tabii sorularda böyle geliyor. Mesela x 2x artı 5'in x artı 1 üzeri 5'in x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında dördüncü terimini bulalım demiş. Hemen dördüncü terimi bulursak dördüncü terim için hemen şöyle yazıyorum. Diyorum ki 5'in yani yukarıdaki zımbırtının üçlü kombinasyonu yani 1 eksi r, bu r artı birinci terimdi ya bu da r'inci terim oluyor. Bak 5'in üçlü kombinasyonu çarpı x'in pardon özür dilerim x'i burada bu 2x bu da 1. 2x'in 5 eksi üçüncük yani bu ikisinin birbirinin farkı çarpı birinde bununcu kuvveti yani üçüncü kuvveti şeklinde açıyoruz. Bu kadar aslında belli bir formülle yapılıyor. Yani belli bir formülde diyor ki r artı birinci terimi bulmak için 5'in r'li kombinasyonu çarpı 2x üzeri bu eksi bu çarpı 1 üzeri de bu zımbırtı diyoruz. Ve bunu yaparken 5'in üçlü kombinasyonunda 5, 4, 3 bölü aşağıdakinin faktöriyeli 3 faktöriyel çarpı 2x'in ikinci kuvveti çarpı birinci kuvveti zaten 1'dir. Dolayısıyla 5, 4, 3, 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3 kere 2 6'dır. Hatta şununla şu sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. 2 kaldı. 5 kere 2 10'dur. 10 çarpı 2x'in karesi 4x karedir. 10 çarpı 4x kare 40x kare şeklinde bir şeyimiz var, sonucumuz var diyoruz. Ve geldik olasılığa. Evet gerçekten son konumuza geldik. Olasılıktan çıkma olasılığı kaç hocam? Çok yüksek çünkü gerçekten olasılık en önemli konulardan bir tanesi. Bu gördüklerimizin hepsi aslında olasılıkla bağlantılı olacak. Bir direğe de elde edilen tüm sonuçları biz Tonguç Evlen Bey'im
Örnek uzay diyoruz. Örnek uzay gerçekten de olasılıkta çok önemli bir kavram. Örnek uzay dediğimiz şey olabilecek her şey aslında. Örnek uzayın her bir çıktısına ise biz bir olay diyoruz Songuç evladım benim. Örnek uzayı da büyük E harfi, yani evrensel kümedeki E harfi gözüküyor. Mesela 1'den 15'e kadar sayıların yazılı olduğu eşkartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir topun üzerine yazan sayının asal olma durumunu inceleyelim. Songuç'um bir kere hemen şöyle düşünelim. 1'den 15'e kadar sayılar varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hepsini yazdım ki görebilesin diye 15. Şimdi burada bizden bütün olabilecek şeyler nedir? 15 tanelik bir örnek uzayımız var. Buradaki mantık şu. Bizden istediği asal sayılar kaç tane? 2, 3, 5, 7, 11 ve 13. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane asal sayı var. Dolayısıyla bizim örnek uzayımız aslında 15 taneyken bizim istediğimiz olayımız, bizden istediği olay, yani asal olma olayı aslında istenen durum 6 tanedir diyebiliriz. İşte olasılık aslında çok basit bir mantığı var. Burada bizden istenen olayın örnek uzaya bölümüyle bulunuyor. 6 bölü 15. İşte olasılık dediğimiz şey aslında iki sayının birbirine bölünmesi. İstediğimiz durum bölü tüm olabilecekler, yani örnek uzay diyoruz. Bir olayın olma olasılığı bu yüzden istenen bölü örnek uzayla bulunuyor Tonguç evladım benim. Peki ben bunu nasıl gösteriyorum evladım benim? PA dediğimiz şey, bir olayın olma olasılığı da istenen bölü örnek uzay dedik. O zaman PA, o zaman diyoruz ki olasılık işte ne diyelim mesela A olayının olma olasılığı, pardon, A olayının olma olasılığı bölü evrensel kümedeki, yani örnek uzaydaki bütün elemanlar. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı toplamı Tonguç evren 1'dir. 1 nedir biliyor musun? 1 aslında %100 demek. Bak %100 nasıl yazılır? 100 bölü 100 yazılır. Bir olayın olma olasılığı ile olmamasının toplamı %100'dür. Çünkü şöyle düşünün. Ne olur ya olmaz. Aynen, mesela bu sınavı geçme olasılığın %60 desek. Geçmeme olasılığı nedir? %40 değil mi? Aa. Topladığımız zaman kaç eder Tonguç'um? %100 değil mi? %100 kaçtır? 1'dir. İşte olma olasılığı olmama olasılığı toplamı 1'dir. Gerçekleşme olasılığı eş olan olaylara biz eş olasılıklı olaylar diyoruz. Eş olasılıklı olaylar diyoruz. Her durumda gerçekleşen olaylara ise Tonguç evladım benim kesin olay diyoruz. Mesela hemen şöyle düşünelim. Ne diyebiliriz kesin bir olay? hemen süre bakalım bir tane kesin olay. Güneşin doğma ihtimali. He, bugün güneşin doğma olasılığı. %100 kesin olay, yapacak bir şey yok. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise Tonguç evladım benim. Mesela paranoid gelme olasılığı. İmkansız. İmkansız olay diyoruz. O da olasılığı kaç diyorsun? %0'dır. Bunun olasılığı %100'dür. Yani olası nedir? 1. O zaman %0 nedir? 0 bölücü 0'dır diyoruz. Ve bir tane örnek yapalım sana. Bir daratılığı üst yüzüne gelen sayının tek sayı olma olasılığı demiş. Zarda kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk başta örnek uzayı görmemiz gerekiyor. Örnek uzay bu kadar. Peki örnek uzay bu kadarsa istenen bölü örnek uzay dediğimiz şeyse eğer olasılık. İstediğimiz şey ne? Tek sayı. Yani 1, 3, 5. 3 tane. Örnek uzayımız kaç tane Tonguç evladım benim? 6. Süper. 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Bunu %50 şeklinde yazabilirim. Asal sayı olmamı. Olmama olasılığı demiş. Vay üçkağıtçı. Hemen şöyle diyeyim. Çok basitçiyim. Asal sayı olmama olasılığı dediğine göre hemen şöyle diyeyim. Asal sayı olmayanlara bakalım. 1, 4, ve 6 değil mi Allah'ın sözü? O zaman kaç tane olasılık var? 3 tane istediğimiz şey var. Bölü örnek uzayın kaç tane? 6 tane. O zaman 3 bölü 6, 1 bölü 2. Yani yine %50 çıktı. 6'dan büyük bir sayı olma olasılığı nedir demiş. 6'dan büyük bir sayı olma olasılığı var mı öyle bir şey ya? Zarın üstünde var. Var mı öyle bir şey 6 sayı? Bakayım bir saniye. Yok ne yazık ki. Dolayısıyla 0. Yani 0 bölü 6'dan yine 0. Yani imkansız olay diyoruz. Bravo diyorum sana. Bir tane daha soru, artık bitiriyoruz dersimizi. Bir çift madeni para hava atılıyor. İkisinin de üst yüzünden tura gelme olasılığı ne demiş? İki tane madeni para bir atıldığı zaman Tonguç'um şöyle bir sorun olabilir. Şöyle bir problem çıkabilir. Birincisi tura gelir, ikincisi tura gelir. Birincisi tura gelir, ikincisi yazı gelir.
Birincisi bir yazı gelir, ikincisi tura gelir. Birincisi yazı gelir, ikincisi de yazı gelir. Toplam kaç tane örnek uzayımız var Tunguç Efendi? 4 tane örnek uzayımız var. Örnek uzayımız 4. Peki istediğimiz şey ne? Üst yüzüne tura gelme uzayı. İkisinin de üstüne. Yani bir tane. 1/4 yani %25 olasılığımız var diyoruz. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım biraz.